Meslekleri kim icat edecek? Biz hocalar değil, siyasetçiler değil, bürokratlar değil. Kim icat edecek? Zuckerberg vakasında olduğu gibi gençler ortaya çıkartacak geleceğin mesleklerini. Üniversiteler bilginin artık yeni kuşakların zihinlerinde stoklandığı, ömür boyunca kullanacakları bilgiler vermekten vazgeçmek zorunda. 21. yüzyılın üniversitesi bu öğretme ve öğrenme mantalitesini her şeyden önce değiştirmek zorunda. İşte Nişantaşı'nda yapmaya çalıştığımız, bizim başarmaya çalıştığımız hedeflerden biri bu. Bu çok kıymetli. Nail Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Davetiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığımız için. İsterseniz önden bir kendinizden kısaca bahsedin. Tanısınlar sizi. E, tabii. Ben 1996 Hacettepe Üniversitesi o zaman adı kamu yönetimiydi. Kamu yönetimi mezunuyum. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk sınavını kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Southern California'da gene kamu yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora mı yaptım. Uzun yıllar devlet üniversitesinde, Gazi Üniversitesi'nde görev yaptım. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da e, rektör yardımcısı olarak e, görevimi icra ediyorum. Bundan bahsetmenizi istedim çünkü e, izleyen öğrenciler kimden tavsiye aldıklarını bilsin, muhataplarını tanısınlar diye. Hocam tercih dönemindeyiz. E, belki de öğrencilerin en sıkıntılı, en böyle endişeli dönemlerinden biridir bu. Bir savaş gibi bir kaos gibi. Çünkü hem böyle çevresel faktörler hem gelecek kaygısı, iş bulma vesaire vesaire Cidden çok sıkıntılı bir süreç bu. O yüzden tavsiyelere ihtiyaçlar var. Özellikle sizin gibi isimlerden. Ben size ilk sorumu şöyle sormak istiyorum hocam. Dünya değişiyor, çağ değişiyor, meslekler, işaretler her şey değişiyor. E, dün de yaptığımız bir yayında hocalarımdan biri şöyle bir şey söylemişti. Biz öğrencilerimizi 2027'ye aslında hazırlıyoruz. 2027'nin dünyasını bilmek lazım diye. E, bunun özelinde ben size değişen dünyayı, değişen yaşam koşullarını, iş, meslek hepsi bütün faktörler çerçevesinde değerlendirmenizi isteyeceğim. Öğrencilere bu konuda ne tavsiye edersiniz? Kendilerinin ne hazırlamaları lazım? Neyle karşılaşacaklar? Bize bundan bahseder misiniz? Memnuniyetle sorunuz gerçekten çok güzel. Ee, genç kardeşlerimize de e, gönüllerine göre tercihler diyoruz ve yerleştirme tabii ki. Şimdi e, bugün o zaman e, genç arkadaşlarımıza biraz stratejik tavsiyelerde bulunacağız. Biraz rakam verelim. Yani e, burada tercih yaparken önemli noktalardan bir tanesi kişisel kanaat mı dinliyorsunuz yoksa veri ve bilgi mi alıyorsunuz? O yüzden ee, belki biraz sıkılma pahasına da ben biraz veri paylaşayım ama çok işe yarayacak veriler diye düşünüyorum. Yıl 2018 OECD nedir OECD dünyanın en zengin 20 ülkesinin kurduğu bir oluşum bir örgütlenme çok ciddi çalışmalar yapıyorlar bir rapor yayınladı bir önceki yok başkanımız da çok atıfta bulunuyordu raporda bir cümleyle şu söyleniyor dünyadaki mevcut mesleklerin yaklaşık yüzde yetmişi çok ilginç de bir zaman dilimi tanımlamaları var. Diyorlar ki şu andaki 8 yaşındaki çocuklar iş hayatına atıldığında değişmiş veya ortadan kalkmış olacak. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün mesleklerin %70'i yaklaşık %70'i ortadan kalkacak veya çok ciddi değişecek. Bu hangi rakama tekabül ediyor? Bu benim hesaplamam. ILO'nun, Dünya Çalışma Örgütü'nün Meslekler listesinde 12.000'in üzerinde meslek listeleniyor. Bunun %70'i yaklaşık 8.000 meslek yapıyor. Aklınızdan her tür mesleği geçirin lütfen. Bunların %70'i 2030'dan sonra dünyada olmayacak veya çok değişecek. Bu da belki sizin ve benim yaptığımız işlerde dahil. Bu inanılmaz bir veri. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. İnanılmaz bir dönüşüm geliyor. Peki bu dönüşüm sık sık medya organlarında rehber öğretmenlerimiz, bizim meslektaşımız olan hocalar yeni meslekler ne olacak, hangisi ortadan kalkacak, hangisinin yerine ne gelecek diye sıkça soru soruyorlar. İnanın kimse bilmiyor. Herkesin tahmini bir tahminden ibaret. Ama ipuçlarımız var dönüşümün hangi istikamette nasıl olduğuna dair. Hemen bir iki tane yine veri paylaşayım. Ee, mesela Fortune 500 dünyanın en varlıklı büyük firmalarını listeleyen sıralamalar yapılıyor her yıl. Hepimizin bildiği gibi dünyanın en büyük 500 firması arasında. Örneğin 1950'lerde yapılmış listelere baktığımızda işte bankalar, demir çelik üreticileri, otomobil üreticileri gibi dünya ölçeğinde bir takım sanayi kuruluşlarının, işte ticaret kuruluşlarının yer aldığını görüyoruz o listeyi 1950'lerin listesini 2000'lerin, 2010'ların, 2020'lerinin listesiyle karşılaştığımızda o listede de %70 oranında değişmiş durumda. Yani 1950'de o listede olan 500 dünya firmasının %70'i bugün yok. İnanılmaz bir dönüşüm. Ne gelmiş? Artık otomotiv yok, demir çelik yok vesaire. Hepimizin bildiği. İşte Zuckerberg geldi. Apple geldi. Google geldi. E Michael Zuckerberg kim? İşte Tesla geldi. Ya, e, Amazon geldi. İşte Tesla'nın kurucusunu dinliyorsunuz. Ben diyor küçüklüğümde diyor Star Wars izliyordum diyor. Star hayalim Mars'a gitmek diyor. Orada insanların yaşaması diyor. Ve bunun için sadece düşlerini anlatan bir insanı dinlemiyoruz. Çok ciddi meblalarda yatırım yapan bu işe e, her şeyiyle girişen bir insandan söz ediyoruz. Şimdi Zuckerberg kim? İşte pek çok genç arkadaşımız gibi daha düne kadar üniversitede kola lekeli kotuyla bir öğrenci olan ama çok parlak bir fikir yakalamıştı. İşte güzel bir film de var onunla ilgili biliyorsunuz. Ee, bir insan ve o fikir onu dünyanın en zengin, en etkili insanlar listesine soktu. İşte e, sorumuz şuydu hatırlarsınız. Ortadan kalkacak onca mesleğin veya dönüşecek onca mesleğin yerine kim hangi meslekleri icat edecek veya getirecek yeni meslekler ne? Bunu Hocam, sözünüzü kesiyorum. Hı -hı. Siz atıyorum 1950 ve 2020 gibi bir zaman diliminden bahsediyorsunuz. Max Zuckerberg'in o kısa yaşam diliminde bile büyük bir değişiklik var. Kesinlikle. O bile sosyal medyayı bir kenara bırakıp Metaverse gibi bir e, yeni bir olgaya adım attı ve Meta şirketini kurdu çok güzel bir nokta yakaladınız. Dönüşümün hızı da çok arttı. Yani hem dünyada üretilen bilgi miktarı, onun işlenmesi, ortaya çıkan şeyler. Pandemi döneminde ama pandemiden dolayı değil, Amerika'daki alışveriş merkezlerinin, mallarının %12'si kapandı. Artık insanlar gitmiyor. E sebebi çok basit. Hepimizin de parçası olduğu online alışverişler devreye girmeye başladı. Şimdi meslekleri kim icat edecek? Biz hocalar değil siyasetçiler değil bürokratlar değil. Kim icat edecek? Zuckerberg vakasında olduğu gibi gençler ortaya çıkartacak geleceğin mesleklerini. Peki bunlar nasıl çıkıyor? Sözü çok uzatmamak için kestirme cevabını vereyim. Hiç umulmadık alanlarda, disiplinlerde, mesleklerde, faaliyetlerde bağlantı kurarak ortaya çıkıyor. İşte iletişimle bilgisayarı bir araya getiriyorsunuz. Havacılıkla gastronomi bir ara. hiç hayal edemediğiniz şeyler bir araya geliyor. Bugün ilaç üretimi dediğinizde geleneksel ilaç üretiminde olduğu gibi sadece farmakoloji bilimine sınırlı kalamıyorsunuz. Orada bir kodlamacıya da ihtiyacınız, bir nanoteknoloji çalışana da ihtiyacınız oluyor. İşte bu dönüşümde öğrencilerimiz o yüzden, gençlerimiz o yüzden stres olmasınlar. İlgilerine ve bilgilerine göre kabiliyetlerine göre severek yüksek motivasyonla çalışabileceği ve kendilerini böyle bir geleceğe hazırlayacak fiziki imkanları, teknolojik imkanları, insan gücünü ve o öğrenebilme serbestisini tanıyan ortamı seçmeliler. Buna da biz 21. yüzyılın üniversitesi diyoruz. Bizim üniversitemiz Dışantaşı Üniversitesi'nde biz bu dönüşüm için çok ciddi bir çalışma başlattık. Çok ciddi bir atılım ve yatırım sürecine girdik. E, Mütevelliyet Başkanımızın vizyonu ve önderliği çerçevesinde, mesai arkadaşlarımızın, hocalarımızın, idari personelimizin gayretiyle e, biz geleceğin 2027'nin, 2053'ün, 2453'ün liderliğini yapacak inovatif olacak bu kuşakları ortaya çıkarmak için çok uğraşıyoruz. Hocam 21. yüzyıl üniversitesi dediniz. O kısmı biraz açar mısınız? Gene o zaman veriyle başlayayım müsaadeniz olursa. E, dünyada yüksek öğrenim sistem, sistemlerini işte çok sayıda ya sadece dünkü programınızda da e, Şenay Hocam tarafından zikredildi. Sadece Amerika'da bile inanılmaz yüksek rakamlarda üniversite var. Peki bu üniversiteler hani nedir? Her diğer sektörün olduğu gibi toplumların kaynaklarını kullanıyor. İktisadi kaynaklarını kullanıyor, beşeri kaynaklarını kullanıyor. Bunları bir kuruş amacımız var. Bu amaca hizmet ediliyor ediyorlar mı diye çok sorgulanır oldular. Örneğin Avrupa Birliği Komisyonuna yazılmış raporlar var. Avrupa üniversitelerini inceliyorlar. Her ülkedekileri ne sonuç elde ediyoruz ya. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu nedir genç arkadaşlarım için? Kısaca Avrupa Birliği'nin hükümetidir böyle diyebiliriz. Yani Avrupa'yı yöneten ekip bizim üniversitelerimiz ne yapıyor diye soruyorlar. Ve yazılan raporlarda çok ilginç bir tespit var, çok önemli bir tespit var. Şu söyleniyor. Şunlar diyelim ki üniversitelerin mezunlarına kazandırdıkları yetkinlikler Kaba genel bir tabir olarak bilgiyi, kabiliyeti, beceriyi, deneyimi hepsini bu şekilde ifade ediyoruz. Bunlar yetkinlikler. Diyor ki rapor, kazandırılan yetkinlikler toplumun ihtiyaç duyduğu, toplumda sanayi var, ticaret var, siyaset var, sivil toplum kuruluşları var, aile var, siz varsınız, ben varım. Genel olarak toplumların ihtiyaç duyduğu, bekledikleriyle örtüşmüyor. Böyle bir problem var diyor sebebini ise gene kısa keserek direkt e, önemli noktaya atlayarak söylüyor. Sebebini de şöyle söylüyor. Diyor ki çünkü diyor üniversitelerin çok büyük bir çoğunluğu 20. yüzyılın yani sanayi toplumunun üniversitesi olarak kalmakta ısrar ediyorlar diyor. Oysa biz e, bilişim teknolojisi değişiyor. Tüketici değişiyor, vatandaş değişiyor, aile değişiyor, iklim değişiyor, ne bileyim canlıların ızdırapları değişiyor. Yani dünya her yönüyle çok ciddi bir dönüşüm yaşarken biz hala sanayi toplumunun üniversitesi olmakta ısrar eden üniversitelerle karşı karşıyayız diyor. Ve kendisi Avrupa Birliği ciddi rakamlardaki bütçeleri geleceğin üniversitesi nedir, nasıl olmalıdır sorusunu desteklemek için, o konuda araştırma yapmak için hatta araştırma da değil, doğrudan uygulamaya aktarmak için ayırmaya başladı. Şimdi bu sanayi sanayi sonrası toplum, işte henüz üniversiteye başlamamış arkadaşlarımızın kafasında böyle çok hızlı bir resim çizersek, Buhar icadı oluyor. Bu da e, Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Charles Schwab'un terminolojisidir. Dünyada yerleşti. Buhar icadı oluyor. Birinci sanayi devrimi. 200 yıl kadar falan sürüyor. Tam sizin söylediğiniz gibi hızlı dönüşüme de işaret ediyor. Elektrik icat ediliyor ikinci sanayi devrimine geçtik deniyor. İşte 1950'lerden itibaren o devasa ilk bilgisayarlar çıkmaya başlandıktan sonra üçüncü sanayi devrimindeyiz deniliyor. Bilgisayarlar ne zaman ki büyük datanın, yapay zekanın, robotiğin devreye girdiği çağ son 10-15-20 yıla geçiyorlar. Bu sefer de artık dördüncü sanayi devrimindeyiz deniyor. Şimdi sanayi devriminin ilki, ikincisi, biraz da üçüncüsü imalat yapan, örneğin mühendis istiyordu. Şimdi bu bir işe yaramıyor artık robotlar geldi. Şimdi bize mühendis lazım değil mi? Lazım. Ama nasıl mühendis lazım? Bize inovasyoncu mühendis lazım. Bize çok farklı düşünen, insanların, doğanın, toplumların, geleceğin ihtiyaç duyacağı herhangi bir mal veya hizmeti çok farklı disiplinlerden insanlarla çalışabilecek şekilde, çok farklı gelenekleri, bilgileri, yerel koşulları düşünebilecek şekilde bir araya getirebilen mühendis lazım. Veya işletmeci lazım. Veya dijital medyacı lazım. Çok Önemli nokta şu, yüksek öğretimdeki önemli nokta şu. Bundan 15 yıl önce MIT'de katıldığım bir toplantıda tıpta bilginin yarı ömrü 4 yılın altına indi dediler. Nasıl yani diyorsunuz? Nasıl yani? Bakın bu ne demek? Bugün dünyanın en iyi tıp fakültesinden bir hekim mezun etseniz, bütün işte anatomi bilgileri, teşhis, tedaviye ilişkin bilgileri her şeyin en yeni ve en güncel bilgi olduğunu düşünün. Bu kişi hiçbir şey yapmazsa 4 yıl içinde bildiklerinin %50'si yarı ömür bu demek eski ve veya güncelliğini yitirmiş bilgi haline dönüşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir bilim dalındaki bilgi miktarından ve bu doğrudan hepimizin hayatını ilgilen, ilgilendiren bilgi bu kadar hızlı olmasa da hemen hemen her alanda böyle bir dönüşüm yaşanıyor. O yüzden üniversiteler bilginin artık yeni kuşakların zihinlerinde stoklandığı, ömür boyunca kullanacakları bilgiler vermekten vazgeçmek zorunda. 21. yüzyılın üniversitesi bu öğretme ve öğrenme mantalitesini her şeyden önce değiştirmek zorunda. İşte Nişantaşı'nda yapmaya çalıştığımız Bizim başarmaya çalıştığımız hedeflerden biri bu. Bu çok kıymetli. Hayat boyu öğrenmeye geçmeniz gerekiyor. Bunun için de her şeyden önce öğrenebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sağlıklı bilgi nedir? Nasıl ulaşılır? Sağlıksız olandan nasıl ayırt edilebilir diye. Geçen yıl bir rapor yayınlandı. Dünya Bankası raporuydu yanlış hatırlamıyorsam. Dünya genelinde işverenlere sordular çalışanlarınızı mavi ve iş, mavi ve beyaz yakalı. E, Reskilling yani yetkinliklerini, becerilerini tazelemeye, yeniden bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı var mı diye yüzde 96'sı evet var dedi. Bunların bazıları dünyanın en yüksek high tech firmalarının yöneticisi. Onlar da çalışanları için evet Yeniden öğrenmeye. O yüzden e, Avrupa Birliği literatüründe, dünyanın lideri ülkelerinin literatüründe biz öğrenci kelimesi terk, ed terk edilmeye başlandı. Learner, öğreniciye geçilmeye başlandı. Ve ömür boyu sürecek bir süreç olarak tanımlanıyor. O bunun yöntemini öğrenmek çok önemli. Biz de bu bağlamda e, öğrencilerimizin girişimci olması için... E, Fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için, öğrendikten sonra üniversitemizle irtibatları kopmaması için, daha üst seviyelerde yüksek lisans, doktora eğitimlerini sürdürebilmeleri için, hatta işte başkanımız açıkça söylüyor, gelin bizim meslektaşımız olun, üniversitemizin personeli olun, öğrenmeye, öğretmeye, araştırmaya burada devam edin. Dolayısıyla gelecek buraya doğru gidiyor. O yüzden şeyin çok bir önemi yok diye düşünüyorum ben temel bir disiplinden çalışma alanından mesleklerden hangisini çok işte tercih ettiğinizin önemi yok. Tercih ettiğinizi siz dünyaya açık gelişmeleri takip eden, öğrenebilmeyi öğrenmiş bir insan olarak ne kadar işte başarabileceksiniz? Temel soru bu. Bu da motivasyonu gerektiriyor, gayreti gerektiriyor. O yüzden gençlerimiz dün çok e, güler yüzlü keyifli genç bir arkadaşımız üniversitemizde şu anda devam eden e, tercih tanıtım günlerimize gelmişti. İşte biraz morali bozuktu. Böyle e, ne oldu dedim? İşte şu şu sıkıntılardan dolayı özel bir takım şeyler yaşamış. Hocam istediğim sıralamayı elde edemedim dedi. Şunu istiyordum olmuyor. Şunu, ama istediğinde çok güzel dedim. Bak bir bir eksiği yok bunun, bir sıkıntısı yok. Asıl olan şey şu senin Yaptığın işi severek ve iyi yapabilmen. Sen öğrenmeye açıksan, inanılmaz hızlı değişecek bir geleceğe açıksan, inanılmaz hızlı değişecek meslekler dünyasına, üniversiteler dünyasına hazırsan biz sana Nişantaşı Üniversitesi'nde kendini geliştirebilme imkanı sunuyoruz. Ee, i̇nanılmaz teknolojik bir kampüsümüz var, çok iddialıyız. Ee, Uluslararası akreditasyona başvurduk. Hiçbir zorunluluk olmadığı halde gittik dünyanın en itibarlı e, akreditasyon kuruluşlarının kapısını çaldık. Hocam o konuya girmeden ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi e, dönüşünden bahsettiniz ya. En başta veriler verdiniz. Bilmem kaç bin tane meslek değişecek vesaire diye. Şimdi ben size geldim ve bir bölüme başvurmak istiyorum. Bir mesleğin hayaliyle oraya geldim. Ve bu meslek... Söylediğinize göre 10 yıl sonra belki çok büyük bir değişim geçirecek, belki yok olacak. Yani çok enteresan bir durum değil mi? Yani ben size gelip bu mesleği seçiyorum dediğim zaman siz bana böyle bir cevapla dönseniz ne yapmam lazım diye ben size tekrar bir dönüş yapardım yani. Evet. Bununla devam edip yani yeni bir yol mu bulmam lazım yoksa yol mu değiştirmem lazım direkt en başında? Çok güzel. Z kuşağının böyle bir projeksiyon var yani şu andaki gençlerimizin. Meslek hayatları boyunca yaklaşık 7 kez bakın iş yeri değil kariyer değiştirecekleri tahmin ediliyor. Çok ilginç özellikleri var. Ee, gene Z kuşağının e, mesela bizim kuşak gibi ev alıp yıllarca bunun kredisini ödemek gibi bir önceliklerinin olmayacağını gösteriyor. Çok ilginç dönüşümler geliyor. Onlar bizden teknolojik uyum konusunda... E, e, bir de şöyle bir kavram var psikologların kullandığı entelektüel e, esneklik intellectual flexibility learning flexibility diye. Yani karşılarına çıkan yeni bilgiyle baş edebilme, onu yeni durumu ve koşullara uyarlayabilmek ki bu da yapay zekanın karşısında insanın en önemli özelliğidir. Böyle çok keyifli de bir kitap var. Silikon Vadisi'nde ve Beyaz Saray'da danışman olarak görev yapan bir beyefendinin böyle bir özellikleri O yüzden onların çok korkmasına gerek yok. Niye yok? Zaten sık kariyer değiştirecekler bu bir. Dünya değişiyor ve bunlar onlar bunun içerisine doğdular. Bu kuşak internetsiz bir dünyayı bilmiyor. Bir siyah beyaz kanalları hatta televizyonun olmadığı ortamları hatırlıyoruz. Şimdi ben kendi bölümümden örnek vereyim. İktisadi idari bilimlerde işte siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü. Şimdi devlet dediğimiz aygıt ortak ihtiyaçlarımızı karşılamak için var oldu ve var olmaya devam edecek. Güvenlik ihtiyacımız var, temizlik ihtiyacımız var. Yani kamu hizmetlerine ihtiyacımız var. 100 yıl önce bunların sunuluş biçimi çok farklıydı. Bugün çok farklı, 30 sene sonra emin olun çok farklı olacak. Nüfusumuz yaşlandığı için çok farklı olacak. Bir park ve bahçeyi bugün sulamak için çiçeklerin dibine, toprağın dibine sensör koyuyorsunuz. Nem oranı düştüğünde sulamaya başlanıyor öyle de olması gerekiyor çünkü çok kırılgan iklim anlamında bir dünyada yaşıyoruz. Kamu hizmetini böyle sunmak zorundasınız. Dolayısıyla özü itibariyle ne bir fiziğin, ne bir tıbbın, ne bir kamu yönetiminin, ne bir işletmenin ortadan çıkması, kalkması mümkün değil. O bilgiler ve alanlar varlığını sürdürecek. Ama onları nasıl hayata aktardığımız konusu değişecek. O yüzden bu anlamda çok tereddüt etmeye gerek yok. O anlamda ee, dediğim gibi öğrenmeyi öğrendiğiniz sürece doğru ortamda bulunup eğitim kadrosu, teknolojik altyapısı, müfredatı, reel sektörle işbirlikleri ki biz çok önem veriyoruz ona. Türkiye'nin büyük işte sanayi ticaret firmalarıyla, sanat kuruluşlarıyla, uluslararası partnerlerimizle ortaklarımız var. Niye? Çocuk öğrenirken bilginin hayata nasıl aktarıldığını reel sektörde, gerçek hayatta ne beklendiğini, ne istendiğini, nasıl bir çalışma ortamının, kültürünün, standardının, rekabetinin veya işbirliğinin olduğunu öğrenmesini istiyoruz. Siz bu donanımla çıktığınız zaman e, bilgiden dolayı sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü e, en iddialı bilgi bile bilginin yarı ömrü sebebiyle zaten ortadan kalkacak. 21. yüzyılın üniversitesinin... İnsanlara ee, insanlara kazandıracağı şey Avrupa Birliği raporlarında bunlar söz ediliyor. Üniversitelerin kampüslerinin, programlarının ve derslerinin sınırlarının ortadan kalktığı bir dünya. Hayal edebiliyor musun? Sınırlar yok. Kampüsün sınırı yok. Programın sınırı yok. Dersin sınırı tam olarak nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyoruz. Ama çok etkileşimli, farklı disiplinlerin, meslek gruplarının, uzmanların etkileştiği bir geleceğin üniversitesinden söz ediyoruz. İşte e, bu dünyada asıl olan 21. yüzyıl yetkinlikleri diye tabir edilen bir dizi yetkinlik. Bunda elbette mühendis olacaksanız sayısal beceri de var. Ama listenin en üstünde ne var biliyor musunuz? Eleştirel düşünme becerisi. Bunu iş dünyası istiyor. Bunu siyaset istiyor. Bunu sivil toplum kuruluşları istiyor. Nedir eleştirel düşünme becerisi? Bir bakabilme ve görebilme hali. Bu bir edebiyat eserini okuduğunuzda da, bir filmi izlediğinizde de, bir hocayı dinlediğinizde de, bir otomobil satın aldığınızda da veya bir hastaya bakarken enjekte ettiğiniz bir ilacın o hasta üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığını fark edebilmek. Eleştirel düşünme becerisi bu, bir bir zihinsel hal, bir dikkat hali. Bunu kazandırmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir personeliniz olduğu zaman, hangi alanda, sektörde, meslek grubunda olursa olsun yaptığınız iş, ürettiğiniz faaliyet, mal ya da hizmet, ne oluyor? Dikkatli, farklı görebilen, eksiklikleri fark edebilen veya tam tersi fırsatları yakalayabilen, tehditleri sezebilen çalışanlarınız tarafından yönetiliyor, üretiliyor, dağıtılıyor Hocam, demek. Hocam Axel'de zaten inisiyatif kavramı galiba hayatımız olmazdı zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. 21. yüzyıl yetkinlikleri işte eleştirel düşünme olabilir, dijital yetkinlikler olabilir. Bakın çok ilginç. Multiculturalism. Yani farklı kültürlerden Farklı genelek, geleneklerden, farklı coğrafyalardan, farklı alışkanlıkları olan insanlarla çalışmayı becerebiliyor musunuz? İş dünyası bunu arıyor şimdi. Dili zaten geçtim. Dil olması gerekiyor. O yüzden biz öğrencilerimize diyoruz ki bakın bunu sakın kayıp olarak tanımlamayın. O bir yılım kayıp olacak. Asla öyle bir şey. Bu formülasyon yanlış bir formülasyon. O dil olmazsa olmaz bir yetkinliktir. Küresel dünyada başka türlü başarılı olabilmek mümkün değil. Bilimin dili İngilizce. Keşke Türkçe olsa. İnşallah olur havacılığın dili, sağlığın dili, sporun dili. Geçen gün e, sporcu öğrencilerimizle sohbet ediyoruz. Ya yani Fenerbahçe'yi veya Barcelona'yı antrenör olarak çalıştıracak olsanız yani dile ihtiyacınız yok mu var? Cevap çok basit. Havacılığın dili de öyle. Değişme. Dolayısıyla çok kültürlülük, dil becerisi de dahil olmak üzere olmazsa olmaz bir özellik. Biz ne sunuyoruz öğrencilerimize? Bizim kampüsümüzde 90 farklı ülkeden uluslararası öğrenci var. Keşke bizim kuşağımızda da olsaydı. Düşünün mezun olduğunuzda para kazanmak için olabilir, dünyaya, canlılara katkı sağlamak için olabilir, bir sosyal ne bileyim ekolojik kampanya olabilir, e, eğlence amaçlı, sanat amaçlı olabilir. Bir şey yapmaya çalıştığınızı düşünün. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızı düşünün. Şimdi siz varsınız Okuduğunuz üniversitede 10, 15, 20 farklı ülkeden arkadaşınız olmuş ve bir network'ünüz var. E, rakibinizin yok. Otomatik olarak siz önde başlıyorsunuz o yarışa. Başarabilme ihtimaliniz, hedefinizi. Para kazanmazsa para kazanmak, kutup ayılarına destek olmaksa kutup ayılarına destek olmak hiç fark etmez. Dünyada hemen hemen hiçbir iş sola yapılmıyor. Bir network'ünüz varsa, bir sosyal sermayeniz varsa bu sizin için en az mesleki bilgi kadar kıymetli bir özellik. Dolayısıyla 21. yüzyıl yetkinlikleri de geleceğin meslekleri de, geleceğin liderleri, geleceğin gelişim e, girişimcileri de e, geleneksel transkripteki ders isimleri ve puanlarına göre değerlendirilmeyecek. Onlar da 21. yüzyıl yetkinliklerine göre değerlendirecek bizde e, bizim de öğrenmeye ihtiyacımız var bilimli adamları olarak öğretim elemanı ne yapıyoruz kendimiz okumaya çalışıyoruz eğiticinin eğitimi dediğimiz sürekli olarak gelişmemizi dünyayı takip etmemizi sağlayan e, faaliyetlerle akademik gelişim faaliyetlerle kendimizi ve dolayısıyla da kurumumuzu üniversitemizi oradan eğitim alan arkadaşlarımızı gençlerimizi işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımızı aynı e, sayfaya Aynı hıza, aynı istikamete kanalize etmeye çalışıyoruz. Böyle bir dönüşüm geliyor. Hocam ben şunu anladım. Dünya çok hızlı değişiyor. Ee, bu değişimde mevcut bilgiler bize asla yetmeyecek. 10 yıl sonra bile geride kalma ihtimalimiz var. Burada iki şey öğrenmemiz lazım. Öğrenmeyi öğrenmek ve yaşamayı öğrenmek. Kesinlikle. kesinlikle. En nihayetinde bunların sağlanması evet. lazım. Esnek, uyum sağlayabilen, e, zihinsel olarak farklılıklara, değişikliklere, onları yönetmeye hazır olmak gerekiyor. O yüzden korkmasın gençlerimiz. E, gelsinler bizim kampüsümüze, bizlerle sohbet sohbet etsinler. Hocalarımızla, farklı meslek alanlarıyla müfredatları incelesinler. Ders içeriklerini incelesinler. Biz e, Türkçe programlarımızın bile kütüphanede mutlaka İngilizce, Türkçe'ye çevrilmemiş e, kaynaklarının bulunması konusunda e, bile titizlik göstermeye çalışacağım. Niye? Çünkü bilginin üretildiği dilde İngilizce. O daha güncel, o orada var. Bu 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanabilirse gençlerimiz ailelerine, kentlerine, ülkemize, medeniyetimize inanılmaz katkılar yapmaları çok mümkün ki yapıyorlar da. Yani, yani e Evet, evet. İşte gencecik bir meslektaşımız Einstein'ın ölçülemez dediği bir ölçümü başardı. O görmüşsünüzdür. Haberlerde paylaşılıyor. Biz de böyle gençlerimiz yetişsin gerçekten çok istiyoruz. Hocam peki uluslararası akreditasyon çabalarınız ne durumdasınız? Bize bundan da bahseder misiniz? Memnuniyetle Avrupa'da üst çatı kuruluşu olarak bir Avrupa Kalite Ajansı var. Onun daha uzmanlış, uzmanlaşmış hali ENKA Eğitim Kalite Ajansı var. Ve ülkemizde de yurt dışında da kalite akreditasyon kuruluşları var. Yüksek öğretimin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış. Biz Mütevelli Heyet Başkanlığımızın vizyonu doğrultusunda ilk etapta tüm sağlık programlarımız için tıp fakültesinden, diş hekimliğinden... Sağlık Bilimleri Fakültemize, o da yeni kuruldu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuza kadar, yani 2 yıllık programlardan 6 yıllık programımıza kadar hepsini 14 tane Alman Sağlık Üniversitesi'nin kurduğu bir akreditasyon kuruluşuna başvurduk. Bu akreditasyon kuruluşu diyor ki, bana başvurmak istiyorsanız Avrupa Kalite Ajansı'nın ve Yüksek Öğretim Kalite örgütünün ve benim kriterlerim şunlardır. Eğer personel anlamında, eğitim kalitesi ve içeriği anlamında, altyapı anlamında, kaynakların kullanımı anlamında uzun bir liste var, kriterler var. Cinsiyet eşitliği de buna dahil. Siz diyor kendinize güveniyorsanız, dünya standartında eğitim yaptığınıza, insan gücü yetiştirdiğinize güveniyorsanız bana başvurabilirsiniz diyor. Biz başvurduk. Bu çok zahmetli, zorlu bir süreç. Diğer programlarımızın da gene aynı şekilde e, sosyal ve sanat grubundaki programlarımızı bir başka Alman akreditasyon ajansına ki onu da 94 tane Alman rektörü kurmuştur. Çok e, işini titizlikle yapan bir akreditasyon ajansı. Bunlar da Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınıyor. Oraya başvurduk. Bu ajanslar. Önce bize evrak üzerinde inceleyecek her bir başvurduğumuz programımızı, ardından uluslararası heyetler kuruyor. Alanının en iyisi meslektaşımız olan profesörleri profesyonel o mesleği icra eden çeşitli sektörlerde çalışanları, öğrenci temsilcilerini heyetler halinde bizim okulumuza gönderecekler. Örneğin tıp fakültemizi, eğitimimizi, sınav evraklarımızı, kütüphanede bulunan kaynaklarımızı her şeyi didik didik inceliyorlar. Ve eğer biz onların koyduğu standartları sağlıyorsak ki çok iyi gidiyor şu aşamaya kadar. İnşallah sizlerle belki bir başka programda güzel haberleri de bu konuda paylaşıyor olacağız. Bize akreditasyon belgesi veriyorlar. Bu akreditasyon belgesi öğrencimiz mezun olurken diploma eki ile birlikte bu 94 tane Alman rektörünün kurduğu veya 14 tane Alman üniversitesinin kurduğu havacılıkta da bir Amerikan kalite ajansına başvurmak üzereyiz. Ajans tarafından devletlenmiştir. Standartlara uymaktadır şeklinde mührüyle beraber öğrencilerimizin diplomasında yerini alıyor ve bu bizim biraz önce konuştuğumuz 21. yüzyıl üniversitesi olmak geleceğin liderlerine geleceğin iş adamlarını geleceğin e, girişimcilerin yetişmek hedefimiz doğrulsa çok önemli ayaklardan bir tanesi çünkü bu, yol, bu bu yolla üniversitede bizler hocalar olarak derslerimizde müfredatlarımızda faaliyetlerimizde bir çeşit sınavdan geçiyoruz adına kalite değerlemesi deniyor ama bildiğiniz e, sıkı bir değerlendirme süreci bu Türk Yüksek Öğrenim Sistemi'nin, Yüksek Öğretim Kurulu'nun ve özellikle Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun da devlet olarak, eğitim sistemi olarak benimsediği ve desteklediği bir politika. Ve hiçbir zorunluluğunuz olmadığı halde başvuruyorsunuz. Sebebi tek, biz bu işi layıkıyla, hakkıyla, dünya ölçeğinde olduğu gibi yapan, Yapmaya talip olan bir ekibiz, bir üniversiteyiz demek için Nişantaşı Üniversitesi de böyle bir vizyonu e, severek e, çok samimi bir gayrette taşıyor. Gerçekleştirmek için e, her bir çalışmalarıyla gayret gösteriyor. Hocam son bir soru daha soracağım size. Ee, yüksek öğretimde uluslararasılaşma bu nedir? Ne katkısı var? Olur memnuniyetle. Bir kamu politikası bir kere her şeyden önce devletimizin 2023 sonuna kadar 500 bin tane uluslararası öğrenci ülkemize çekme hedefi var. İşte bunun önceki programlarınızda da konuşuldu diye hatırlıyorum. Yumuşak güç olarak Türkiye'nin çıkarlarına hedef destek verme imkanı var. Ekonomik olarak ülkemize katkı sağlıyor. Biz geleceğin liderlerinin zihnini, kalbini, gönlünü, duruşunu, etik standartlarını şekillendirebilme imkanı buluyoruz. Biraz önce söz ettiğim gibi bazen biraz böyle içine kapalı yaklaşabiliyor kendi öğrencilerimiz ama bunu tehditli olarak görmemek lazım. Oturduğunuz sıranın iki yanında Asya'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan sınıf arkadaşlarınız olduğunda bu bir tehdit değil, bu bir fırsat. Bunu gören, bunu yakalayan öğrencinin apayrı bir networkü, apayrı bir entelektüel ve sosyal sermayesi olmaya başlıyor. Ve sosyal sermaye nedir? Ee, Ekonomik sermaye gibi doğrudan faydalarından yararlanabileceğiniz bir yetkinliktir, bir beceridir, bir ilişkiler örgüsüdür. E bunu kazanıyorsunuz. 400 sene boyunca beraber ortak adılarınız oluyor, aynı sınavlara giriyorsunuz, aynı hocaları dinli dinliyorsunuz, aynı projeleri, aynı grup çalışmalarını yapıyorsunuz. Dolayısıyla uluslararasılaşma'nın çok katmanlı eğitim anlamında böyle faydaları var. Akademik tarafta biz. Ee, çok iyi transferler yapmaya devam ediyoruz üniversite olarak. Örneğin e, bir e, elektrik elektronik profesörü hocamız aramıza katıldı. 1950'den 2020'ye kadar Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre dünyanın en iyi bilim adamları arasında yer alıyor. Böyle hocalarımız zaten vardı. Bunların üzerine ekliyoruz. Bunların üzerine uluslararası hocalar ekliyoruz. Uluslararasılaşmanın ikinci boyutu o. Karşınızda farklı ülkelerden dünyanın en iyi okullarında doktora yapmış, hocalık yapmış, araştırmacılık yapmış insanlar eğitime geliyor. Üçüncü aya kurumsal işbirlikleri. A Başka üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Erasmus'tan değişim programlarına kadar bu işbirliklerimiz devam ediyor. B, Üniversite olmayan uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Sanayi kuruluşlarıyla, ticaret kuruluşlarıyla, spor kuruluşlarıyla, sanat kuruluşlarıyla, düşünce kuruluşlarıyla. Bizim öğrencilerimiz için onları bazen kampüsümüze davet ediyoruz. Bazen öğrencilerimizi çeşitli fırsatları yakalayabilmeleri için onların iş yerlerine, atölyelerine, stüdyolarına, sahalarına, sokak çalışmalarına gönderiyoruz. Dolayısıyla uluslararası çalışma aslında çok boyutlu ama özü itibariyle 21. yüzyıl üniversite olmazsa olmaz özelliklerinden. Bir tanesi uygulamalı eğitimin, işbirliğinin, çok kültürlülüğün vazgeçilmez bir ayağı. Hocam çok teşekkür ederim size kıymetli bilgileriniz evet. için. E, son olarak eklemek istedikleriniz tercih dönemindeyiz. E, bahsettiğiniz o dönüşüm, gelecek bunlar özelinde öğrenci arkadaşlarımıza bir tavsiye belki son defa. E, biz bir anket yaptık öğrencilerimize. Bizim kapılarımızın açık olmasından, üniversitenin en tepe yöneticisi, rektör hocamızdan, mütevelli heyet başkanımızdan, en alt kademedeki mesai arkadaşlarımıza kadar bütün kapıların açık olmasından çok memnun oldular. Kapımız sadece öğrencimiz olmuş arkadaşlara değil, öğrenci ol, yüksek öğrenimde öğrenci olmaya çalışan arkadaşlarımıza da sonuna kadar açık. Gelin tercih tanıtım günlerimizde bizi tanıyın. Biz tüm şeffaflığıyla çok ciddi bir geleceğin 21. yüzyılın üniversitesi olma gayreti içerisindeyiz. Kampüsümüzle, teknolojik yatırımlarımızla, müfredatımızla, öğrenim çıktılarımızla, mezunlarımızla tanışın, öğrencilerimizle tanışın. Bizi görün, bizi öğrenin. Biz size her şeyden önce çok iyi öğrenmeyi vaat ediyoruz. Geleceğin en önemli ayırt edici özelliklerinden de biri bu olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Evet, Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nail Öztaş bizimleydi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.